Bir de Gibbons diye bir Amerikalı gazeteci var ki ben onun görüşlerini, Osmanlı'nın ilk devresine, kuruluşuna dair tezlerini gayet kasıtlı görüyorum. Kasıtlı görüyorum. Bu Amerikalı bir gazetecidir Gibbons. Osmanlı'nın kuruluşunda çok, nasıl söyleyeyim, manipülasyon yapmıştır. Yanlış bir yönlendirme yapmıştır. Müsaadenizle orada kısa bir pasajını okuyalım. Zaten bunu neden yaptığını, tahminimi orada söyleyeceğim. Evet. Şimdi Gibbons, Osmanlı Kuruluşu isimli kitabının 22-25. Sayfaları arasında kısaca şöyle diyor. Çoban olan Osman ve 400 çadırlık küçük aşireti müşrik Türklerdi. Müslüman muhitine geldikten sonra soydaşları olan Selçuk Türkleri gibi İslamiyet'i kabul ettiler. Ya bu müşriki kendi dinine göre müşrik demiyor. İslamiyet'e göre müşrik diyor. Onlar ne böyle bir devlet kurabilecek nitelikte donanım ve birikime ne de yeterli nüfusa sahiptiler. Civarlarındaki Hristiyan Rumları da baskıyla Müslümanlığa zorladılar. Müslümanlığı kabule zorladılar. Rum kitlelere karşı barbarca harekete geçerek onları kılıç baskısıyla zorla Müslümanlaştırdılar ya da öldürdüler ve bunlarla karışarak Osmanlı denilen yeni bir ırk yarattılar. Ancak 400 kişiyle başlayan bu teşebbüs 1290'dan 1300'e kadar 10 sene zarfında 10 misli büyüdü. Sınırları Bizanslarla temas edecek kadar genişledi ve böylece reislerinin adını alan yeni bir ırk, Osmanlı ırkı meydana çıktı. Bu ırk başlangıcından beri halis bir Türk ırkı değil, doğduğu yerde mevcut unsurların birbiriyle kaynaşmasından teşekkül eden karışık ve yeni bir ırktır. Müşrik Türkler ve Hristiyan Rumlar İslam dinine girmek suretiyle bu yeni ırkı beraberce teşkil ettiler. Şimdi burada benim anladığım şu. 19. yüzyılın kolonyalizmiyle birlikte bunlar tarihi manipüle edecek bir malzeme olarak kullanıyorlar. Hatırlayın, aynı hilafetin Osmanlı'da meşru olmamasını gerekli kıldıracak işte halife Kureyş'tendir hadisini Arap coğrafyasında yaymaları gibi burada da ulus devlet teşekkül edecek onların milli kimliklerinin teşekkülünde kendilerine bir malzeme sağlamak. Evet. Kanaatim bu. Çünkü bakın Kojin Karatani çok isabetli Anna Arendt'ten de istifade ederek bir tespitte bulunuyor. İmparatorluklar heterojen denilen bu muhtelifül ecnas yapıyı kendi din, dil ve hukuklarına riayet ederek bir arada yaşatma sanatıdır. Ancak ulus devletler bu heterojen yapıları homojen hale getirip devlete tabi kılar. Evet. Şimdi burada bu kadar farklı yapıdaki unsurları kendi milletlerini inşa sürecinde, inşa safhasında adeta teşvik etmiş. Yani Osmanlı zaten Sünni bir kimlikti. Zaten Müslüman değildi. Zaten bunlar zaten Türk baskıcıydı. Değildi. Zaten Türk değildi falan.